Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammed'in salavat. Bakayım ilginizi çekecek mi? Üç tane mevzu. Mümin, Müslüman, yani müminin vasıf efsafları nasıl bir düşüncede olur, nasıl halette olur, efal aleminde, fiil aleminde fiilleri nasıl olur, Müslüman da öyle. Üçüncü mevzu, sohbet nasıl olmalı? Yani bir araya geldiğimiz zaman, ailevi hayatta, dershaneye geldiğimiz zaman, İçtimai hayatta iki kişi bir araya geldiği zaman onun ölçüsü ve edebi ve adabı ne olmalı? Haddi hududu nedir? Güzel bir mevzu. Külliyattan toplanmıştır. Uğraşılarak yapılmıştır bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mümin, sorabilirsiniz mevzuyla geçen. Yani şurada ne demek yani, nasıl olabilir falan, onu sorabilirsiniz. Mevzu ve yeter kalakalı olsun. Mümin, mert, vicdanlı olur ve küçük ve cüzi bir hata veya menfaatle yüzer zararı ehl-i imana vermez. 13. söz, 153. Bir de okuyayım mı? Mümin, merttir, vicdanlıdır, vicdanlı olur ve küçük ve cüzi bir hata veya menfaatle, yani kendisine bakan küçük bir menfaat için veya bana küçük bir zarar verdiğin halde karşıki tarafa yüzer zararı ehl-i imana vermez. Bak ne güzel işte. Mümin cennete layık bir mahiyet kesbeder. 6. söz 28. Mümin cennete layık bir mahiyet. Yani mahiyet deyince hakikat değil. İçsel alemde doğruları bilir. Yani cennete layık bir hakikat kesbeder demiyor. Hakikat olsa eylem alemi olur. Ama mümin içsel alem daha çok doğruları iç alemde kabullenişe daha çok bakıyor. Yani doğru düşünme, doğru düşünebilme. Eylem sonra geliyor. Namaz gibi ciddi bir hakikati İslamiyet'in 9 sene 2 ay, bir rivayete göre 9 sene 8 ay sonra farz olmuştur. Ne zaman olmuş? Namaz. Miraç'ta farz. Ama biz bize güzel bir eğitim metodudur o. Nedir o? Mesela iki kişiyle tanıştık. Karapat diye eylemin, hani şeyin, hani namazın, hani takken, hani cübben, hangi sakalın, hani battaniye. Var ya, onlar hemen aramaz. Çünkü Cenab-ı Hak bile kullarına namaz gibi bütün ibadetlerin hulasası, filistesi, haritası, en müzici olan namaz gibi bir hakikati kullarına Miraç'ta farz etmiş. Miraç'ta. Miraç'tan önce değil. Niçin? Çok hikmetleri var. Bir tanesini söyleyeyim, mevzumuzla alakalı değil. Bir emri teklif edeceğin zaman o kişinin ona müsait olması lazım. Onu kabulleniş hem fikren hazır olmalı hem eylem itibariyle hazır olmalı. Ondan sonra onu teklif edebilirsiniz. Onun için kim kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat, uslup ve mahiyet ve hakikati. Çünkü doğru zamanda, doğru yerde ifade etmesen doğruyken yanlış olur. Doğru yerde, doğru zamanda usul ve furuğunu, evvelini ve ahirini bilerek söylemek lazım. Aile hayatında da böyledir. Bunu uygulayabilirsin. Mesela
koca, mümin yeriniz mümini siliyor. Erkek, mert ve vicdanlı olur ve küçük ve cüzi bir hata veya menfaatle yüzel zararı hanımına vermez. Ey limanı hanım koydu. Aynı kan. Yani yemek geç olmuş vesaire vesaire. Ev hadisi. Kıyameti koparıp da çocukların ve hanımın. Dolayısıyla de senin de psikolojini bozmaya hakkın yoktur. Yani kendine zulmetme hakkın yoktur. Mümin imanıyla Halik'ın emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal eder. Sözlerim 8. Mümin kardeşine kin ve adalet ile zulüm etmez. Bir de okuyayım. Mümin kardeşine kin ve adalet ile zulüm etmez. Zulüm ile kafasını vurmak değildir. 22. mektup 263. Hasidi bugün birisi sordu da ya bunun kanuniyetini bana şey yapar mısın diye hoşuma da gitti. Baktım yani. Haset madem rivayette geliyor, İmam-ı Gazali Hazretleri zikrediyor. Cenab-ı Hak, şükrü bak, Cenab-ı Hak haseti 10 indirmiş. Biri avamdadır, hattadır, yani bizdedir. 9 alimlerin içindedir. Nasıl kurtulunur? Çok da kolay. İnan çok kolay. Çok pratik bir kuralını söyleyeceğim. Anladığım kadarıyla. Şurada bir insan var, ben varım, haset ediyorum. Vasıflarına tabii, vasıfsız olana kimse haset etmez. Hiç kimse deli edemez ki, ah ben de deli olsaydım keşke ya. Değil mi? Veya parasız, pulsuz. Ah keşke ben de öyle olsaydım. Veya yani böyle dini bir kariyeri olmayana gene haset edilmez. Haset vasıf ve sıfatı gösteriyor. Bir kere o. Kabul edin. Şimdi burada birisi duruyor. Benimle onun arasındaki bağın adına, bu hakkını hazmetmemenin adıdır, hazmedilmemesinin adıdır, haset, yerine koyamamanın adıdır. Bundan kurtulmanın veya bu bağı doğru koyabilmenin yönü, şekli şudur. Şu zatı Allah ile ölçmek. Yani üç tane Allah, Celle Celaluhu, mümin kardeşim ve ben. Allah'ı koparıyorum, müminle ben aramda bakınca ulan meziyeti var, tanınıyor, biliniyor vesaire vesaire özellikleri var, donanımlara sahip. O zaman ben bunu hazmedemiyorum, kabul edemiyorum, yerine koyamıyorum. Tamam. Böyle bir çelişki yaşıyorum, gitme gelmeler yaşıyorum ben bununla, teleferik gibi. Bunu nasıl ben hazmederim ve rahat ederim ve dini olur? Dini olmayan bir kabullenişler İnsanı vicdanını tatmin etmez. Hep böyle oyalanır. Benimle arasını bırakıyorum, kesiyorum. Bunu Allah ile şey yapıyorum. Bakıyorum ona. Bu zat Allah'ın dinine hizmet ediyor. Evet. Bu zat Allah'ın kulu mu? Üstad şöyle kaydı getiriyor. Bu bana kızan kardeşim diyor. Risale-i Nur'u seviyor. Ölçüye bak. Bu kardeşimin imanı var. Bak, mümin ise o noktada kardeşimizdir. Bu zatın Allah ile en kuvvetli bağın adı da namazdır. Namazı var. Hep Allah ile düşününce hakikaten var. Bu sefer benimle Allah arasındaki bağ kuruyorum. Yani Allah bana diyordu ki Celle Celaluhu bu hani Allah için sev, Allah için bu zev. Bak benimle arasındaki bağ bu. Dolayısıyla sevgime layıktır. Çünkü nasip etmişim. Allah bir kulunu severse biliyorsunuz 5 tane ezberleyebildim. Daha çok var böyle de. Kütüb-i sitede hadis. Yani ya Resulallah biz Allah'ı seviyoruz. Allah bizi seviyor. Onun hakikaten ölçüsü çok lazımdı bize. Farklı sahabe, farklı tarihte, farklı kişiler, farklı yerde sordular Allah Resulüne aleyhissalatü vesselam. Bak farklı sahabe, farklı yerde, farklı zamanlarda Resulullah'a sordular. Peygamber aleyhissalatü vesselam da muhataba göre farklı farklı beyanatlarda bulunmuş. Bu mevzumuzla alakalı cevabı, ya Resulallah biz Allah'ı seviyoruz, Allah bizi seviyor.
Diyor ki bir hadis-i şerifinde ve kutsi bu. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer. Şimdi o zaman bu hadisi kutsiyle bu zatı şey yapıyorum ben. Onu hakikaten dinine hizmet ediyor. Bu sefer vicdanımı tahrik ediyor bu olay, bu bağ. Vicdanımı ne şu? Bu sefer bu bağı da şekillendiriyor. Üçten yaşıyorum. Ben, kardeşim, kardeşim Allah, Allah ben arasındaki üçgen. Eğer sen nazarını kaldırıp kardeşinle Allah arasındaki bağı düşünemezsen kesinlikle hasret vardır. Kurtulamazsın. Kurtulamazsın, mümkün değil. Sürükler yani. Kurtulmak yani aklın kabulü, ya olur mu falan da bastırma veya yeni yeni format atmalarla olur. Ne diyeceksin? Allah bu kulunu seviyor mu? Baksana dinine hizmet ediyor. Baksana namaz kılıyor. Baksana hayırlı işleri nasip ediyor. Hadis. Allah bir kulunu severse hayırlı işleri ona nasip eder. Başka? Allah bir kulunu severse kusurlarını ona gösterir. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Bunlar peygamberimizin psikolojik olarak şablonumuz yani. İçsel dengelerimizi oturtan. Yoksa deprem olur ha. Bunun adı depremdir. Yani fay hattıdır bu aslında. Bunlar fay hattı. Şuradan şuraya fay attı, şuradan şuraya bim attı. Bundan buraya bingo hattıdır. Temizlik hatları. Hani var ya fay diyorlar, bingo. Şimdi deprem dışarıda olduğu gibi büyük insanda içeride de var. Çatlamalar var, çatlamalar, gerilimler yaşıyor insan. Ve darmadağın ediyor, ayırıyor yani. Deprem esas içeride yaşanandır. Dışarıdakinin onun ifadesidir. Dışarıdaki o toplumun depreminin ifadesidir. İçerideki depremin adıdır. Dışarıdaki. Dışarıdaki hiçbir şey değil. Mümin kardeşine kin ve adavet ile zulmetmez. Kin ve adavetle bak zulme bak. Sevmeli ya kardeşim. Bu dine hizmet ediyor mu kardeşim? Ama kardeşim böyle günahları da var, eksikleri var, zarar veriyor bence. Tabii hep bence. Ama hayrını, hasenatına, seyyiatı, hasenatına kıyas et. Hangisi daha gar? Bilmiyorum. O zaman üstü zanla memursun. Niye suizan ediyorsun? Mümkünse üstü zan. Arkadaşlar, bu iyilik yapmıyoruz. Bir ders yapmıştım, hatırlar mısınız? Yani Müslüman Müslümanı sevmesinde iyilik yapmıyor, beraber olmayla iyilik yapmıyor. Aslında içsel dengesini dengeye oturtuyor. Hep benim derslerimde bu var yani, içsel denge. Arka taraf çok farklıdır ya. Bir örnek vereyim size. Arka taraf çok farklı ya. Şimdi söz. CD'ye alınıyor veya bir kayıt cihazına sesim. Kardeşimi seviyorum. Çekiliyor. Biliyor musunuz? Elektrik. Böyle dalga olur değil mi? Evet. Dalga olur. Yani bu ses burada elektriksel olarak impuls denilen dalga kodları olur. Tamam, kodlar olur böyle. Kodları da birleştirirsen dalga boyu olur. Burada kardeşimi sevmiyorum. Kardeşimi seviyor. Geliyor. Gelmiyor. Nefret ediyor. Seviyorum. Dava arkadaşım. Dava düşmanım. Bak dikkat, elimi bakın yani bu. Buradan. Peki bunu kaldırdım. Şimdi buraya bakalım. Bu dalga boyunda sevmeyle sevmemeyi fark edebilir misiniz? Hangisinin sesidir bu? Nedir bu? Bilemeyiz. Arkada ses yoktur. Arkada şeytan, melek aynı. Kodlar farklı. İniş çıkış da farklı olabilir. Melekut-i ciddi, işin sırrına vakıf olanlar, berideki ayrılıkların güzellik olduğunu görür. Esmanın meratibi olduğunu görür. Risale'nin farklı makamlarda izahları, farklı görünümleri, farklı çiçekleri, farklı esmanın farklı mertebesini ifade edildiğini görür. Ama bunu gören, burayı görmeyen, buraya bakan devamlı buradadır. Ve burada gömülmüştür. Kurtulamaz yani burada. Arkayı seyredemeyen, arkayla bu tarafa bakamayan, hasetten, gıybetten, tenkitten, suizandan kurtulamaz.
Yani gönlü dardır. Gömemez insanı bu bağına. Yerine koyamaz. Bu sefer evi de hep ben uygulanabilir misal veriyorum. Evde de öyle. Kardeşim, olması gerekenler, yani yapacağın amellerde, konuşacağın sözlerde, kararlarda lütfen akıl mayasını katın. Duygusal hareket etmeyiniz. Çünkü aklı olmayanın diyor Peygamberimiz Aleyhisselam, dini yoktur. Aklı olmayanın dini yoktur. Akılsız olan, akıl mayası katılmayan her olayda dinsize götürür. Çünkü akıl olmayanın dini olmadığına göre hangi olay veya sözleri veya davranışlarda akıl mayası katılmıyorsa dinsizlik olur. Din yoktur. Çünkü din akıldır. Din nakildir. Din kalptir, din ruhtur, bütünlüktür. Ama bütünlükle bakılamayınca zulümdür orada. Zulümde de din yoktur. Yani din hükmetmiyor, yani Kur'an hükmetmiyor. Selamun aleyküm yoktur. Allah sana hakim olsun, din sana hakim olsun. Olayları din formülüyle çöz. Çözer kardeşim demektir. Selamun aleyküm, selam. Hep böyle içsel dengeyi vurgulamak istiyorum. Eyleme fazla takılmayın, arkayı seyredin. Burada böyleyken, burada titreşim, buraya bakan adam, iç sesim, Allah Allah. Ne zaman onlar onu cihaza koyup da sese dönüştürürse, anla, onu da dönüştürecek meleklerdir, senin vazifen değildir. Sen çizgilere bak canım. Oradan bu tarafa bakarsan kardeşim dersin. Buraya bakarsan, düşmanım dersin. Zahide, içini kesin. Zahir ihlas, içsel ağrında onu hazmedememek sır ihlası. Mümin hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-i hareket eder. Bak bir de okuyorum. Mümin hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-i hareket eder. 10. söz 66. Mümin ne yapar? Hikmeti, yani aklı karıştırır. Sütü, akılla mayalar. Adalet. Adalet nedir? Hak sahibinin hakkını vermek değildir. Hak sahibinin hakkını vermek bazen zulümdür. Mesela evde bir sorun oldu. Ha, fırçayı hak etti. Ama evde adalet yoktur. Ne vardır? Adalet şöyle vardır. Fedakarlık var, şefkat var. Onun içerisinde adalet var. Bir küçük hakkımı alayım diye, adalet yapayım diye bir sürü hakları paymal etmek. Evin efradındaki çocukların moralini bozmak adalet midir? O zaman adalet nedir? Denge, muvazene, muhakeme, olayların, hadisenin evvelini, ahirini ve karşıdaki tarafın cinsiyetini, kültürünü, eğitimini, seviyesini nazara alarak konuşmaktır. Adalet sığıra ot atmaktır. Adalet köpeğe et atmaktır. Adalet çocuğa bez almaktır, kıza etek almaktır, erkeğe gömlek almaktır, hepsi yerinde haktır. Adalet eşitlik değildir, hak sahibinin hakkını vermektir. Adalet eşitlik değildir. O zaman otu sığıra verdiğin gibi eşitlik, köpeğe de ot vereceksin. Köpeğe ot verilmez. Adalet de değil bu. Hak sahibine hakkını vermektir. Her şeyde farklıdır. Hukukta da farklıdır. Normal bir kadınla yapılan zina farklıdır hukukta. Bir alimin, hocanın ve toplumdaki saygın bir insanın hanımıyla yapılan zina farklıdır. Normal bir insana yapılan iftira farklıdır toplumda. Müteber insanlara yapılan iftira çok farklıdır. İslam hukukunda bunlar mevcut. Ben okuyan insanım, yani okuduğum için söylüyorum. Okudum yani, biliyorum onu. Böyle çok farklıdır. İtimat edilsiniz diye söylüyorum onu. Mümin hikmet ve adalete iman ve ubudiyetle tevfik-i hareket eder. Başka? Mümin dünyada seyyiatının cezasını görür. Mesnevi 69. Mümin niye Müslümanlara dünyada bela geliyor? Çünkü günahlarının cezasını, seyyiatın cezasını görür. Hasenatın, iyiliğin karşılığını ahirette görecek. Kafir ise iyiliğinin mükafatını dünyada görür. Kötülüğünün cezasını oraya görecek.
Niçin dünyada kafire ceza verilmiyor? Verilemez. Çünkü kafirin cezası sonsuz azaptır. Dünya bunu kaldıramaz. Misal, iki kişi kavga etse, karakolda hadi bir iki tokat, bir iki akşam gece nezaret gönderir. Ama cinayet olsa karakol onu halledemez. Ağır ceza mahkemesine havale ederler. Kafir ağır cezaya. Onun için Müslüman dünyada cezasını, yani hatasını görür. Ne diyordu? Ve cennetül kafir. Mümin ve cennetül kafir diye bitiyordu. Var ya Emir Dağı'nda, lemalarda, Şefkat Okan, Müslüman diyor dünya, Müslümanın, dünya Müslümanın cehennemin, kafirin cenneti. Ama ruhen Müslüman onlardan daha iyi yaşar. Evet, yemeğinde etli yemek yoktur, kuru ekmektir ama ruhsal boyutta şeydir. Dünya mümin ve cennetül kafir. Dünya mümin. Öyle bir hadis vardı, hatırlayamadım. Mümin çabuk kusurunu anlar, istiğfar eder, ısrar etmez. Bağla 273. Mümin çabuk kusurunu anlar, istiğfar eder, ısrar etmez. Tamam? Mesela mümin mümine en fazla kaç gün küs kalabiliyor? 3 gün. Bu mümin. Nurcu kaç gün? 1 saat. 1 saat. Yatma. Evet. Bak, bir Müslüman, bir hakiki bir Müslüman, hasreten bir nurcu, hanımına veya kardeşine en fazla gadabın, hiddetinin format atıldığı, reset mi diyorlar? Reset. Reset yapmak uykudur. Bir uyku geçirdikten sonra hala yapıyorsan, sen de benim gibisin. Ben hanımıma bir uykudan fazla böyle dalgın durmuyorum. Zübeyir abi niye gülüyorsun ya? Ya. Niyetim bozuk. He? Niyetim bozuk. Niyetim bozuk diyor. Kendim sana söylüyorum, kızım selamını derler ya. Ben kızım sana söylüyorum. Mümin kardeşini sever ve sevmeli. Ama fenalığı var. Fakat fenalığı için yalnız acır. Acıdık olur mu? Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır. 22. mektup 263. Güzel de o. Ne biçim adamsın ya? Değil. Ne o? Lütufla. Yeri de zamanında. O metot kullanılmalı. Yani nerede ne zaman? Yani kim, kime, neyi, ne zaman, nasıl, niçin, hangi makam ve maksat ve uslup. Şunu devamlı söyledim şu. Evde de öyle, arkadaşlıkta da öyle. Kişiler söylediğinize direnmiyor. Ama inatlaşıyor. Hayır, ona değil. Söyleme biçimimize inatlaşıyor, direniyor. Yani ne? Uslubumuz yanlış. Beden dilimize asit akıtıyor. Uslubumuz tahakküm aşağılıyor, kişiliğini ve kimliğini bozuyor. O zaman sen desen ne olur ya? Bir tane söyle demişti. Ulan bunun la ilahe illallah'sından hariçti desen hiçbir şeye inanmıyorum diyor. Bu hanım kocası için diyor bana bunu. Mahkemelik yaparken. Yani dedikleri neler diyor? Şunları diyor. Ama hocam diyor, ben bunları yanlış mı söyledim dedi. İkisi oturuyor. Ki doğru söyledin ama doğru ne zaman yanlış olur? Yerinde ve zamanında ve uslubuna riayet edilmezse o doğru, yanlış hizmet eder. Mümin, mümine üç günden fazla küsüp katı mukaleme etmeyecek. 22. mektup 263. Bir nurcu, bir uykudur. Mümin bu dünyada dahi kafirden manen ve hakikat noktayı nazarında çok ziyade mesuttur. 10. lema 48. O neydi Ahmet? Dünya sicnül mümin ve cennetül kafir miydi? Mümin dünyası, bu dünya onun cehennemi, kafirin cenneti. Ama madete şeklen iyi bir giyinebilir benden, iyi yemek. Ama ruhen
boşluktadır, karamsardır. Nokta istinadı yoktur. Ümidi yoktur. En önemlisi o. Ümitsiz yaşıyor. Biz ümitliyiz elhamdülillah. Ümitli. Dün akşam korku aldı bir ölüm, tamam mı? Nasıl oluyorsa bazen bu çakıyor, öyle bir çakıyor ki akıl markıl dozer gibi. Yani dozer var ya, tutarsın da seni hiç dinlemiyor. Sinir süpürüyor. Dozer gibi ona karşısına ya tepdil mekandır, şudur budur ne koyarsam koyayım. Baktım oh, inan kalktım. Bir dakika ne oluyorsun dedim ya. Müthiş bir korku şey başladı. Dedim ya davam var dedim ya. Davam, benim davam. Sırf dünyaya bakmıyordu ki. Sırf dünya için dostluk edinmedik ki. Benim davamın bir formatı yani burası bir. Anlayış, böyle bir kavrayış noktası bu. Bunun alakası yok ki yani. Ondan sonra baktık, oh rahatladım ya. Peki kafir ne yapacaktı? İçki. Bağda geçiyor. 48. sayfada Hulusi abi diyor ki, iman ve ümit gibi âli sermayem varken nereden endişe edeceğim? Ümit olmak var ya, onun için ne olursa olsun arkadaşlar, ümidinizi sakın kaybetmeyin. Hiçbir olay senin kimliğini, kişiliğini, kıymetini düşüremez. Hiçbir günahın dahi, şirk dahi gitmeden, ölüm olmadan önce Allah tövbe edin diye kabul edecek. Şirki bile. Yani cevheri bozmuyor. Sakın ümidinizi bozmayın. Hiçbir günah Allah'tan büyük değil. Hiçbir günah Allah'ı aciz bırakamaz affetmeye. Allah'ın gücü yeter her günaha. Yani haşa siz iş yapmak için demiyorum ama sakın hiçbir günah sizi ümitsizliğe sokmasın. Sakın ha. Çünkü hiçbir günah Allah'tan büyük değildir. Hiçbir günah insanın kıymetini sıfır yapmaz. Hiçbir günah. Şirk bile tövbe edersiniz diyor. Allah kabul ediyor ya. Allah böyle küçük çerçeveyi çiziyor. Çok üzülüyorum ya. Allah öyle değil ya. Allah'a böyle uzaklaştırıyoruz. Allah bilinemez. Allah hissedilemez. Allah kavranılamaz. Öyle niye diyorsun ya? Allah yenilen, içilen. Allah hizmet ediyor. Bu bardağı bana kaldırtan Allah'tır. Meyveyi bana veren Allah'tır. Yani birisi hey bana sunu verdiren Allah'tır. Bu fiilin faili Allah değil mi? Hayri ve şeri Allah değil mi? Allah bize hizmet ediyor. Allah bize hizmet ediyor kardeşler, ne olacak ki? Allah hizmet ediyor bunlar. Allah'a nasıl hissedilmez? Sana söyleyeyim bak. Bak nasıl zevk edeceksin. Namazda duruyorsun. Böyle durmayın. Allah'a ekber değil. Kabe'ye giden ne bilir? Hacı'yla Reset'i ne yaparlar? İstilam ederler, selam ederler. Şöyle. Allah'a durdum. Peki bazı namazlarında, bazı derste, bazı Kur'an okurken böyle tatlı bir halin olmuyor mu? Böyle bir tuhaf böyle. Orası tevaz makamı değil. Elhamdülillah oluyor. Olmaz olur mu? O nedir biliyor musunuz? Allah'ın böyle açı var ya, mümin kuluna kendisini, kapısını aralayıp ben varma, senden razıyım, şu halinde memnunum demenin adıdır. O hissedilen Allah'tır. Zevk edilen Allah'tır. Ama kendisi değil tabi, tecellileri. Onunla sana ifade ediyor kendisini. Yani o tatlı haller, o zevkler, neşe, surur, böyle hele namazda lahuti bir zevk. Böyle elhamdülillah. Veya Kur'an okurken, böyle. Onlar nedir? Allah kendisini o şekilde sana ifade etmesidir. İmanın lezzetini tatmaktır. İman bağdır, o iman değildir. İmanın taşıdığıdır. O taşınan da Allah'tır. O hal, mesela telefon attı. Bir hattır, bağdır, numara. Ama ses değildir. Ses taşınıyor o paketle. Ses elektrik değildir. Elektrik de taşınandır. Mana kelime değildir. Kelimenin içinde olandır. İnsan ceset değil, cesedin içinde olandır ruh. İmanın içinde de Allah var. Allah ya, niye böyle kendini uzaklaştırdın Allah'tan ya? Allah hissedilen, mahsedilen, zevk edilen bir şeydir ya. Allah ile besleneceksin. Çocuk anasını emer gibi Allah emiyor imanla. Besleniyor. Mümin ahiret inancıyla besleniyor diyor şu anlarda.
Ya neler var hoş Risale'de ya. Her çarşamba sır dersini yapıyoruz. Fevkalade bir ders. Onu da diyeyim yani. Hususi müzakere yapıyoruz. Nerede? Haydar nerede? Bir yerlerde görmüşüm. Ha, nasıl zevkli? Çok güzel abi. Orada bir ağaç misali vardı da orada kaldı. Yani site işi yapan kişi burada olmadığı için yani fevkalade... Yapıldı ya o ağaçla ilgili olan şey. Ha yok yapmadık yapacağız. Ha yapıldı belki bilmiyorum neyi kastettin. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Hadis meali 24. söz 2361. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Niyet ne yaparmış Mesnevi'nin öyle toprağı? Altın. Altını toprak yapabiliyor. Yani bazıları şöyle diyor. Dengeyi de bozuyor yani şeriata bakılmadan. Efendim amelinize bakmaz, niyetinize bakar. Doğru da beraber işleniyor. O zaman niyeti amelinden daha hayırlı ise ki izahı var tabi bunun. Yatsı namazı vakti şu anda. Kılarsak makamı düşer. Ama kılmayıp da niyet ederse kılmaya daha üstün olur. Niyeti amelinden daha üstün ya. Niyet demek daha üstün. O zaman niyet etti niyeti yok. Hayır. Beraber olacak. Peki niyet nedir? Amel nedir? Amel bedendir. Niyet ruhtur. Yani ondan robot da eğilip kalkabilir namaza. Münafık da eğilip kalkar ama namaz değildir. Çünkü ruhu yoktur. Yani o namazın ruhu niyeti yok. İkisi beraber ruhsuz cennet düşün, ceset düşünebilir misin dünyada? Programsız bir ağaç. O da programsız bir ağaç. Bedensiz bir ruh. Manasız bir kelime. Heh, o demek. Çünkü niyet onun ruhudur, içeriğidir. Onun daha içeriği var. İhlas değil. Mümin olan zat nuru iman ile bütün mevcudatı kendine dost ve aşınabilir ve kainat ile tevaoş etmek değil, tam bir ünsiyet ve muarifesi vardır mümin. Bir de okuyorum. Mümin olan zat nuru iman ile. İmanın bir nuru var arkadaşlar. İmanın şuuru var. Ustad şuuru imani inin üzerine takke var. Takke i. Noktalı değil o. Takke ile nokta dağlar kadar fark var. Bu Hasan'a aittir. Bu Hasan'dır. Ne kadar farksa şuur imanı da öyledir. Şuur imani takve olursa imana ait bir şuur. İmanın şuuru. İman da bir mahluktur. O da bir varlıktır. Müstakil bizden. Ama nokta olursa insanın imanının kazandırdığı şuur. Bir imanın bize kazandırdığı var. Bir de imanınızın kendisinin şuuru var. Şimdi bu noktadan bakın lütfen. Mümin olan bir zat nur iman ile. İmanın nuruyla. Yani öyle bir projektör ki nur. İşte iman. Vurduğun zaman eşyanın arkasını seyrediyorsun. Nur iman ile bütün mevcudatı kendine dost ve aşına muharebesi vardır. Aşına bilir. Yani kabir ne olur? Ünsiyeti vardır. Dost bilir. Melekleri Azrail'i dost bildim diyor. Öyle değil mi? 11. şuada. Bak Nur İman Azrail'i kendisini en iyi yoldaş arkadaş görüyor. Ama bir cahil bir insan Azrail'i deyince ödü patlıyor. Ve kainat ile tevaş etmek değil. Yani hadiselerin nereden geldi bu şey aleme, nereden geldi bu belalar, musibetler, Müslüman hele nurcu demez. Ne yapar? Tam bir ünsiyet ve muharebesi vardır. Bunlardan sıyrılmanın adı da tevekküldür. Teslimdir, rizadır. İlaçları görüyor musunuz? Yara var. Kullan kardeşim bunu ya. Kumbaraya atıyordun hani kaderin. Kader imanı en devamlı kullanıyordun ya. Yani kumbaraya niçin para atıyorsunuz? Zor durumda kalırsınız. Kalınca kullanacaksınız. Peki kader iman kullanmıyor muyuz her zaman? Kader iman, kader iman. E bela ve musibet geldi. Kullan kardeşim şimdi işte. Tam vakti kumbaraya aç işte. Teslim, tevekkül, rıza, kana. Dünyaya ahiret götürsüyle bak. Daha değişik musibetleri nazara al. Bak görüyor musun ilaca? Kafir bunu yapamaz işte. Yok. O zaman keşkelerin içinde boğulur gider. Keşke böyle yapmasaydım, keşke gitmeseydim, keşke tanışmasaydım, keşke, keşke, keşke.
Ya elhamdülillah. Ya imanın kazandırdıklarının farkında değiliz ya. İmanı kullanıyoruz da para gibi hep farkında değiliz ya. İmanı kullanıyoruz ya. Mümin olan zat nuru imanın iktizası ile kainatın yaptıkları tesbihleri ve tebşirleri manen işitir, ferah nak olur. Rahatlar. İşitir. Her şeyi zikrediyor. Manen işitir. Yani bunlar fikretme, hissetme, mahsetme, zevk etme mertebelerine doğru gidiyor. Ne zaman böyle biz bunları tevekkül eder, tefekkür eder, alemimize mal eder, tamam mı? Kullanırsak bunlar alemimize mal olur. Bu sefer o icraat yapmaya başlar. Eşyanın arkasını seyretmeye başlarsın. Sırlar alemi işte. Ondan sonra arkayla bu tarafa bakınca ayrılık gayrilik görmezsin. Başıyla sonu bakınca oh, tek ona bakınca yazıklar olsun lan sana vurana diye. Dost olması gerekeni düşman olur. Hızır Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam şey gibi. Risale-i Nur'un o şey olduğu için evet. Vuruyor zaman. Risale-i Nur'un layıkalarla boyanmamış, layıkalarla beslenmemiş insan adım gibi söylüyorum. İsim soyisim gibi. Layıkalarla beslenmemiş bir dima ya ifrattadır ya tefrittedir. Vasatı çok azdır. Yani olaylara, hadiselere bakış tarzını belirleyemez. Ya ifrattadır ya tefrittedir. Dengesizdir. Mümine adalet hakkında hadiste denilir ki çakıl taşlarını Cebel-i Uhud'dan daha ağır telakki etmek kadar akılsızlıktır. Kapsızlıktır. Müminin gayrimüslim bak, mümini gayrimüslim, mümin olup ahkam-ı Kur'an'a tarafkirlik göstermeyen, iltizam etmeyenlerdir. Mesela camiden çıkıyor, Allahu Ekber namazdan çıktı. Caminin kapısında şeriatı, dinden bahsediliyor gençler. O ihtiyar veya o namaz kılan adam diyor, ya bırak ya şeriatı ya, hangi zaman ne şeriatı falan dese, iltizam etmese mümini gayrimüslimdir. İşte, çare-i necat var mı? Hayır. 34. sayfa mektubat. Çünkü şeriat nedir bilmiyor musun? Ya elim ayağı kesmek bilmiyor işte. Gazeteyle, medyayla, teşhir eden medyayla, renkli boyalı medyayla ne yapıyor? Şeriatı öğrenmeye çalışıyor. Ona şeriat dersi yapmıştık hatırlarsınız. Ona göre oysa şeriat gusül icap ettiği zaman fakir gerektiği fakirlere zekatını, namazını kendisi şeriat uyguluyor haberi yok. Bilmiyor ya, o kadar ahmak. Böyle bir ahmağın da cennetine işi var. Çünkü cahil cennete giderse ben gitmem diyor Hazreti Ali. Çünkü iman bağdır, intisaptır, şuurdur. Bir hayat felsefesidir, hayat anlayışıdır. Hayatın şablonudur. Ağaçtır. Hayat böyle. Yoksa her şey Allah yapıyor deyip işin içine çıkıp hani Üstad 103 ve 203 103 ve 203 emir davirde günahları rahatça işleyip istiğfar etmemek ondan imandan hissesi olmadığına delildir diyor. Peki onu da niye her neyse diyor abi? Çünkü her neyse. Yani orası kapıma takılır her neyse. Çünkü nasıl bir her neyse? Çok banteli ya. Maalesef. Bak şimdi İmanın iki kanadı vardı değil mi? El-hubbu fillah ve el-buzu fillah. Allah için sev, Allah için müze. Allah için dine hizmet edenlere o kadar dengesizsin ki, dengesiz olmuş ki düşman oluyor. Allah düşmanlarının, İslam düşmanlarına güya onları düzelteceğim diye dost oluyor veya dost gözüküyor. Aleme verdiği mesaj, efendim biz şeyiz. Ne oldu peki bu? El neyisin işte. Niçin asıl imamını tanımayan hadis-i şerifte cahiliye ölümüyle ölür? Cahil olur o, cahil. Çünkü asıl tanımıyor. Hala deccal bekliyor adam. Minare boyunda diyor, deccal gelecek diyor. Bunlara ben şaşırıyorum diyor ya. Minare boyunda adam var mı? Arkadaşlar diyor. Gülüyorlar. Minare boyunda adamı doğuracak da nasıl bir kadın olacak onu da ben de merak ediyorum. Nasıl karnı varsa.
Ha 1500 sene dünyanın ömrü var diyor. 1500 sene sonra diyor Deccal gelecek diyor. Aynı adam konuşmasını 1-2 dakika sonra diyor ki acayip bir şey tutarsız. Ahir zamandayız diyor. Dikkat edin diyor. Fitne çıkmasın diyor. Fitne çıkan Allah lanet eder. Ona niye fitne çıkmasın? Fitne boğuluyoruz. Fitne bitiyor. Boğuluyoruz. Fitnenin içindeyiz. Fitne olmasın diyor. Deccal gelse şimdi daha ne yapacaksa artık. Hoca bir şey, biraz önce diyor ki Deccal 500 sene var diyor. Şimdi diyor ki ahir zamandayız diyor. Ahir zamanın sebebi vücudu kimdi? Deccal. Ha Deccal gelmemişti, o zaman ahir zamanda değiliz. O ki ahir zamandayız, Deccal geldi. Deccal'ın havalesi olmayasın sen bilmeyerek. Maalesef. İmam-ı Gazali Hazretleri ayağı başımın üzerindedir Allah'ım samimiyet beni bu konuda. Çok müthiş bir insan. 1111, 4 tane 1 miladi tarihte yaşamış. Ben diyor İslami bir faaliyet yaparken kafirlerden korkmuyorum, müminlerden korkuyorum. Bana bir kötülük yaparlar diye. Ve kötülükler onlar. Mesela Sahih Buhari alimler öldürmüş mesela. Şems-i Tebrizi talebesi öldürdü mesela. Hazreti Hasan'ı karısı zehirledi. Allahu Ekber. Mümin imanı onun, bak müminin imanı, bak ne yapıyor. Onun ruhunda bir cennet-i manevi hükmüne geçiyor. 10. Lema 48. Bak müminin imanı, o müminin alemini cennet yapıyor. Allah Resulü'nün hadisini hatırladım. Aleyhissalatü vesselam. Cennet 2'dir. Bir hakiki, bir mecazi. Ya Resulallah, hakiki nedir? Bizim bildiğimiz, Allah'ın vaadi. Mecazi cennet, dünya. Dünyada cennet var mı ya Resulallah? Marifetullah iklimine giren, Allah'ın dünyasındaki cennetine girmiştir. Hadis. Yeni buldum onu. Marifetullah iklimine. İklimini ben şey yapıyorum. Marifetullah, Halit-i Ruhi'sini. Marifetullah sahibi olanlar dünyada cennet baharını yaşıyor, inan. O yüzden imanın nuru diyor abi. Evet, mesela bana 3 şey sevdirildi diyor bak. Mesela bir tanesi nedir biliyor musunuz? Gözümün nuru olan namaz diyor. Namaz demiyor, eksik yapma. Gözümün nuru olan namaz. Namaz gözünün nurunu çıkartıyor, açıyor, perdeyi kalıyor. Namaz da bakınca alem namaz olur. Gözümün nuru, yani gözüm gibi namaz demiyor. İsrafı kelam etmez mesela. Namaz sevdirildi diyebilirdi. Gözümün nuru olan. Gözümün bir nuru da alimler aynı, yani başa da şey yapıyorlar. Yani ana felsefem, ubudiyet ilahi, uliyete karşı, ubudiyetle karşı, yani bütün hallerin hulasası namaz ya, hayatın hakikati namaz. Acayip bir şey. Risale-i Nur'la bakınca Allah Resulü'nün sözlerine müthiş oluyor. Bak şimdi ben müminin imanı onun ruhunda bir cennet-i manevi hükmüne geçiyor. Cennet iklimini yaşıyor dünyadayken. Onun için ahirete geçmesinde bir şeylik olmuyor zaten. Zaten yaşıyor adam. Buradayken buraya kopmuş zaten. Buradayken burayı yaşamıyor. Ama bunun dışında olan adam ne der? Ya sen diyor nasıl yaşıyorsun diyor. Nasıl tahammül ediyorsun diyor. Ama böyle, yani onun fedakarlığını, onun hayatını o gafil anlayamadığı için azap ve hapishane zannediyor. Oysa adam cennette yaşıyor. Müminin şeni kerim olmaktır. Senin, eyvah, daha Müslümana geçmedik. Sohbet nasıl olacak? Onu da okuyacaktık ya. Müminin şeni kerim olmaktır. Senin ikramınla sana musahhar olur. Zahiren lehin bile olsa iman cihetinde kerimdir. 22. mektup 265. İmanı var ya, o cihette neyimizdir? Şu cümleyi bir yaşansa. Bak, madem imanı var, he? O cihette kardeşimizdir. İmanı var mı kardeşim? Kardeşimizdir. Tamam. Dairesi yok. Konuşma. Tamam. Müminlerin medeniyeti batını zahirinden daha âlâ ve ahsendir. Manası suretinden daha tam ve kamildir. İçinde bir ünsiyet, bir sevgi, bir muavenet saklıdır. Büyük Mesnevi 179.
Müslüman, geldik Müslümanlar. Biraz atladım. Müslüman İslamiyet'ten çıksa ve dinini terk etse daha hiçbir peygamberi kabul edemez. Belki Cenab-ı Hakk'ı dahi ikrar edemez. Ve belki hiçbir mukaddes şeyi tanımaz. Belki kendinde kemalata medar olacak bir vicdan bulunmaz. Tefessü eder. 29. mektup 438. Biraz çabuk gideyim. Müslüman Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın zincirinden çıksa, dinini bıraksa daha hiçbir dine girmez. Anarşist olur, ruhunda kemalata medar hiçbir halet kalmaz. Vicdanı tefessü eder, hayat içtimai bir zehir olur. Emir Dayı 244. Müslüman başkasına benzemez. Dini terk edip İslamiyet seciyesinden çıkan bir Müslim dalalet-i mutlakaya düşer, anarşist olur, daha idare edilmez. Emirdağ 1.21. Müslüman başka milletler gibi değil. Eğer dinini bıraksa anarşist olur, hiçbir kayıt altına kalamaz. İstibdad-ı mutlaktan, rüşvet-i mutlakadan başka hiçbir terbiye ve tedbirle idare edilmez. Emirdağ 1.219. Müslümanlar Beni Adem'in en şerefi olup, Müslümanlar Adem Aleyhisselam'ın neslinden en şerefli olup ehli hak ve hakikattırlar. Muhakemat 40. Müslümanlar ne vakit dinine tam temessük etmiş ise, temessük sımsıkı sarılmışsa o zamana nispeten terakki etmişlerdir. 29. mektup 438. Müslümanlar ne vakit salabeti terk etmişse, salabet sağlamlık demek. Dindeki sağlamlık. Yani. Ne demek yani böyle çelik duvarı var, betonu fazla kaçmıyor. He? İhlas. Yani, hem başka bir sebat. Nedir o? Onun kısaca ya diyelim. İhlas, sadakat. He? Yani hizmet, o şey. İhlas, sadaka, takva, hizmet, iştinabı kebap. Derecesiyle o insan aleminde cennet olur hayat. Müslümanlar ne vakit orayı okudum? Müslümanlar vesailerinin tazimine ve mabeylerindeki emniyetin tesisine ve taavun düsturunun tesirine muhtaçtırlar. 17. lema 123. Müslümanlar Kur'an şakitleridirler. Hutbe Şami 27. Müslümanlık dünyanın kıvamı olan bir dindir. Müslümanlık dünyanın kıvamı olan bir dindir. Aklı Kur'an'dır malum. Cihan medeniyetin istinat ettiği temelleri muhtevidir. Müslümanlık nazarında hakiki iman esasları ve hakiki bir müminin başlıca sıfatları, bak bir de okuyayım şunu çok önemli. Müslümanlık nazarında noktalı virgül, hakiki iman esasları ve hakiki bir müminin başlıca sıfatları, bir, hüsnü niyet sahibi olmak, iki, başkalarına iyilik etmek, 3, iffet, 4, haya, 5, musamaha, 6, sabır, 7, tahammül, 8, iktisat, böyle cimrilik, pintilik değil iktisat, sünnet-i seniyye. Kaç saydık? 7, 8 mi? 8, 9, doğruluk, 10, istikamet, 11, sülperverlik, sülperverlik. 13, hakperestlik. 14, ne kaçsa, her şeyden fazla Cenab-ı Hakk'a itimat ve tevekkül. 16, neyse, Allah'a itaattır. Şimdi bu konunun şeyi, esas olan, bunu ekledi fakir, oraya kadar bitti. Esas olan kalp derinliği, vicdan genişliği, himmet yüceliği ile beraber sır görünmek. Yani sen böyle şey gözüküyor biliyorsun ama sır böyle. Ama batında kalp derinliği, vicdan genişliği, himmetin yüceliği ile beraber sır görünmek. Düz bir müminin edasıyla hareket etmek ama görünenden daha derin olmaktır. Allah'a itimat ederek büyük şeylere talip olmak,
ve büyük şeylerin arkasına düşmek ama kendini küçük görmek, küçük göstermek, insanlardan bir insan olmak, hatta onların en küçüğü olduğuna inanmaktır. Belli olma ve bilinme duygusu kalbe barındırılmaması gereken bir duygudur. Şimdi sohbette nasıl olmalıdır başlıklarını okuyayım, son bir kulasa okuyacağım. Asr-ı Saadet Cemiyeti'nin hususiyetlerine sahip cemaat içinde olmak için aşağıdaki tavsiyelere uymamız gerekiyor. Bir de okuyayım madde. Asr-ı Saadet Cemiyeti'nin hususiyetlerine sahip cemaat içinde olmak için aşağıdaki tavsiyelere uymamız gerekiyor. Bazen bir sohbet dayanma noktası olabilir. Yani ustadın bir dersi, bir sohbeti çok gençler için vesile-i necat olduğu gibi Risale-i Nur'a fedakarane hizmet için de bir menba istinat olur. Bazen bir kişinin iman ışığı olur. İki, tatlı sohbetle müzakere-i ilmiye fani bakiye yapabilir. Yani yeni gelen, şu dersten daha mühimdir. Yeni gelen bir arkadaşın yanına eski gelen arkadaşların, eski arkadaşların onunla hasbihal etmesi, hoşamedi etmesi, sohbet etmesi bu dersten daha kıymetlidir, şu dersten. Yumurtalar sıcak ortamda gelişir. Ona sıcak bir ortam. Öyle insanlar var ki ben ders anlamıyorum diyor ama onunla benle ilgilenmeleri, benle alaka duymaları, Almanya'da böyle bir şey olmuştu. Bir hanım, 17 yaşında bir delikanlı, sonra duyduk. Zorla göndermiş derse. Tamam demiş falan, gitmiş, gelmiş. Korabalık böyle. Ondan sonra dersi yaptık, Allah'ın hikmeti. Metsuba'da Cenab-ı Hak bir halet verirse, ders bitti vesaire, hani var ya şeyden, çay faslında, dersten sonra sohbet ediyoruz. O yeni gelen, o yeni 17 yaşındaki gencin yanına gittim, oturdum, çayımı aldım. Sohbet ettik. Tabii ben oraya gidince diğerleri de geldi derken o bir sıcak bir çevre oldu. Çocuğun istidat çekirdeklerini, yumurtalarını sıcak bir ortam yaptık. Oldu yani. Bir gelişti. Annesine dedi ki ben oradan bir daha ayrılmam. Oğlum sana ne oldu? Hani gitmiyordun? Anne bütün millet ona hürmet ediyordu. Herkes ona bakıyordu. Herkes bilmem ne yapıyordu. Hoca. Anne dedi ya o adam kalktı masadan şey bitti. Geldi benim yanıma oturdu o kadar insanların yanında. Anne bana değer verdi dedi ya. Allah Allah. Bana kıymet verdi diyor. Bana şey verdi. Ondan sonra baktı tak. Fevkalade bir hizmetin kadimi oldu işte. Ne ya? Ya. Zaten Risale'nin vasfı bu. Şurada birkaç başlık okuyayım. 3. Halisen lillah sohbette 1-2 dakika beraberlik yetebilir. 4. Dostlarla Allah için sohbette teselli alıp vermek vardır. İmtihanınızı birbirinize zorlaştırmayın. Ey evli olanlar, karı kocanın birbirinizin imtihanını zorlaştırmayınız. Zaten nefisle imtihan oluyoruz. Cemiyetle oluyoruz. Arzularımızla oluyoruz. Tiryakiliklerimizle oluyoruz. Tamam mı? Lütfen bir de eşler arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan imtihanınızı zorlaştırmayınız. İmtihanınızı kolaylaştırınız diye ustadımız hapishane mektuplarına şualarda anlatıyor. Lütfen. Rica ediyorum. Niçin sen bunlara çok duruyorsun? Çok içerlerinde bulunuyorum. Çok da azap çekiyorum, üzülüyorum. Oysa ustad diyor ki evleri küçük bir cenneti olmalıyken. Dostlarla Allah için sohbette teselli alıp vermek vardır. Başka? Mesleğimizde görünüşte sohbetin ehemmiyeti azdır. Ama suri sohbettir. Şahsı sohbet nur haricinde ise bizleri sıkar. 7. İmana hizmet edenleri dünyevi meselelerle meşgul etmemeli. 8. Sohbet fikir alışverişi suretinde ve nizasız olur. Münakaşa yoktur. 9. Sohbetlerde münakaşa eden haksızdır. Neticeyi okuyorum, kesiyor. Asr-ı Saadet'teki cemiyette bütün sohbetler ve umumi olarak merak edilip rağbet gören meseleler
kelam ilahinin murat ve maziyat ilahiyi anlamak ve ahireti kazanmak idi. Zamanımızda ise bir, zamanımızdaki sohbette neyin üzerine kuruluyor? Hayat-ı dünyeviyenin temini. Birincisi bu. İki, siyaset merakları ne dedi? He? Hatta çok ilginç, çok ilginç dershanelere sokuyor. İkinci dersi, dersten sonra ne yapıyor adam? Ya gazete açıyor, ya siyaset ya. Hoca hiçbir şey ama ya. Oysa dershanelere onları sokulmamasını söylüyor. Üç, felsefenin ve başları. Yani dini hükümlere tabi olmak yerine kendi arzusuna ve aklına göre dini tevil edip, yani Risale-i Nur'a tabi olmak gerekirken tevil ediyor kafasıyla. O zaman öyleyim. Ustad nerede diye soruyoruz. Bu orada demesi gerekirken dur bir dakika bakayım, arkaya bakıyor. Bu demek değil mi? Ustada uyması gerekirken nefsine uyuyor. Şöyle diyeyim. Vaakimu selavatü zekâ. Namaz kılın, zekat verin. Bu meşalet edilir mi? Arkadaşlar namaz kılın Allah diyor. Bir de biz bakalım yani bir meşalet edelim. Bakalım lazım mı yani? Böyle meşalet olur mu? Dalalettir yani. Daha ilerisi kelime kullanamıyorum. E peki nurcu musun? Peki neyi ne zaman nasıl hareket edeceğini sen mi belirleyeceksin? O Bolu Dağı'nda var. Kendin pişir, kendin ye dükkanları var. Orada yani. Kendin pişiriyorsun. Kendin pişir, kendin tap. Din olsun. Böyle olmaz. Lahuti ise, kutsi hizmetse, bize layıkalar nedir? Neyi nasıl yapacağımızı söylüyor. E arkadaşlar buna bakmadan bu lazımmış. Ama bu kitapta zıt. O olsun, o eskidendi. E ne diyor şimdi? Diyor ki, yani dini hükümlere tabi olmak yerine kendi arzusuna ve aklına göre dini tevil edip kendi isteklerine uymaktır. Dün akşam mesela Osman abiyle biz ikimiz girdik. Birisi Almanya'dan soru sormuş, yazı yazdım. Bu Nurcu ya. Çok düzgün. Cevap verdim, tak diye suratına kapattı. Ne istediği cevabı vermedi. Bir tanesine dedim ki, bu soruyu bana niye soruyorsun dedim sesli. Falancaya niye sormuyorsun, bana niye soruyorsun dedi. Ya dedi, onu ne diyeceğimi biliyorum. Böyle bir halete düşmemenin emniyetli bir çaresi, asr-ı saadet cemiyetinin meskül hususiyetlerine bir derece sahip olan ve asrımızın meskül üç hastalığına karşı kapısını kapayan bir cemaat için olmaktır. Bunlarda bu okunan derslerden mazhar olmak, feyizlenmek için şart nedir? Asr-ı saadeti zamanımızda yaşayan bir cemaat için olmak lazım. Üç şeyi kapısını kapatacak. Bir, neydi? Hayat-ı dünyevinin tevhinin konuşulmaması lazım. İki, siyaset merakları. Üç, felsefenin revaçları. Risale-i Nur'un neresinde yazıyor bu? 27. söz. 27. söz, İçtihat Risalesi. Tebrik ediyorum. Cemiyetin ve geniş dairede çalışan nurcuların manevi istinat noktası ve bir itimat merkezi olarak bulunması gereken bu hastar dairesi, cemaati bulunmasa, cemiyetteki insanlar ne der? Ha böyle birileri var. Yani cemiyetin sigortası gibi oluyor böyle bir cemaat. Böyle insanlar var. Geldi gitti aynı eviyle, sokak aynı burası. Otobüste de aynı siyaset konuşuyorduk. Burada bir baktık ha arada kesinti devam ediyor burada. Ne farkı var? Hani kurtuluş şeyiydi? Hani bizi ikaz edecekti? Her şey yerinde konuşmak lazım. Veya geniş daireye temayül ederek keyfiyet hususiyetlerini zayıflatır ve kaybederse artık dünyanın vazifesi bitiyor demektir. Bu dünyada muvaffakiyet ve parlak saadet maksudu bizzat değildir. Evet, meselemiz bu kadar. Ben size paragraflar okudum. Müminin sıfatları, mahiyeti müminin, hakikati, eylemi, sözü, özü nasıl olmalı? Yani dişe vuruşu ve içsel aleminden okuduk. Müslümanın okuduk. Sonra sıcak sohbetlerin ehemmiyeti. Evde de öyle olur. Sıcak ortamlar, yani ihtilafı meselelerin öne çıkartmak. Nefsi dert edecek şartlarda bulunmamak lazım ve öne çıkartmamak gerekiyor. Müslüman vicdanlıdır. Küçük son cümlem olsun. Mümin merttir. Mümin vicdanlı olur. Ve küçük ve cüzi bir hata veya menfaata
evin veya cemiyetin işte iş yeri ama evinde kullanayım. Evindeki huzura mani etmemeli. Yani küçük, cüzi bir hatadan veya bir menfaati, bir hakkı kaybolmuşsa onu talep etme, telafi etme adına tarıma etmemeli. Bunu Amerikalılar yapar. Küçük bir menfaat için binlerce insanın katledilmesini İsrail ile Amerika yapar. Evinde İsrail olma. Evinde Allah Resulü ol. Ne demek? Allah Resulü'nün aynası ol. Ayni Muhammed'de Allah görünür daim. Ayni Muhammed'de Allah görünür daim. Ayni Sübeyir'de Resulullah görünür daim olsun. Ne olur o zaman ev? Cennet olur, cennet. Cennet varken niye cehenneme girelim? Cehenneme girmeden cehenneme girilir mi ya? Girmemek lazım. Ne mutlu marifetullah iklimine dahil olanlara. Allah'ın rahmeti, bereketi, ihsanı, lütfu üzerimize olsun. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle, bizi kendine kul kabul eyle. Amin. Emanetini kabzetmek zamana kadar bizi emanetlerini kıl. Amin. Ya Rabbi şu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereket hürmetine bize ihsan etmiş olduğu maddi ve manevi füyüzatı bereket ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi kusurlarımızı affeyle, bizi kendine kul kabul eyle. Emanetini kabzetmek zamana kadar bize emanette emin kıl. Ya Rabbi imanımızı ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin, şuhud iman mertebesini nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet ustadımıza talebe eyle ya Rabbi. Son efendisimizde kelime-i şehadeti getirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir davahümen elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi bu elimizi kaldıran şu Müslüman kardeşlerimizden kim dua istemişse, bizden de kim dua istemişse, ne talepleri varsa ya Rabbi Müslümanların dertlilerine derman, hastalarına şifa, borçlularına eda nasip eyle ya Rabbi. Bugün de telefon etmişlerdi. Bir kısım kardeşlerimizin ameliyata giriyorlar ya Rabbi. Cemaate dua ettireceğim inşallah demiştim. Ya Rabbi sen onları biliyorsun. Tadat etmeye hacet yok. Ya Hemer Rahim'in Şafi isminin hürmetine Müslüman kardeşlerimizin, Müslüman nurcu kardeşlerimizin ve müminlerin ve Müslümanların hastalarına şifa ver ya Rabbi. Amin. Ve ahir davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi eğer ahirete göç edeceklerse imanla, İslam'la şereflendir ya Rabbi. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara ve bize şefaatçi eyle ya Rabbi. Amin. Kabirdeki nünker ve mekir melekler enis yoldaş eyle ya Rabbi. Amellerini onunla arkadaş eyle ya Rabbi. Amin. Şeytan ve avanelerine fırsat verme ya Rabbi. Amin. Taksiratlarımızı hasenata tebliğ eyle ya Rabbi. Amin. Ve ahirde vahum elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temassalavah.